Merhaba sevgili arkadaşlar. Banka ve sigorta muhasebesi dersinin ikinci ünitesi olan kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi ünitesinin özet bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ünitemizde hangi konuları göreceğiz isterseniz onlara bir bakalım. Bu bölümde kaynak sağlama işlemleri, mevduat toplama yoluyla kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, diğer mevduat hesapları ile ilgili işlemler ve muhasebeleştirilmesi, Merkez Bankası yoluyla kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, mevduat munzam karşılıkları ve son olarak ise diğer kaynak sağlama işlemleri ünitenin içerisinde yer almaktadır. Bankaların bilanço yapısı ince, bilanço yapısını incelediğimizde banka bilançosunun pasifinin bankanın kaynaklarını gösterdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bankaların yabancı kaynakları genellikle öz kaynaklarından daha fazladır. Bankaların kaynakları içerisinde en önemli pay ise mevduatlardan oluşmaktadır. Yine bankaların bir diğer fon, fon kaynağı da hepimizin bildiği gibi Merkez Bankasından reskont ve avans alma yoluyla borçlanmadır. Mevduatın tanımını yapacak olursak bankaların gerçek veya tüzel kişilerden belirli bir faiz karşılığında bir hesap açmak suretiyle topladıkları Türk parası veya yabancı paralara mevduat denir. Mevduat hesapları bankaların fon kaynaklarının önemli bir unsurudur. Bankalar ister vadeli olsun ister vadesiz olsun topladıkları mevduat hesaplarına e, belirli bir vadeye ve para miktarına bağlı olarak faiz öderler. Mevduat türlerine baktığımızda ise mevduat türleri altı başlık altında incelenmektedir. Bunlar vadeli ya da vadesiz olabilmelerine göre, mevduat sahiplerinin kimliğine göre Mevduatın para birimine göre, mevduat sahibinin yerleşim yerine göre, verilecek faizin niteliğine göre ve faiz ödeme dönemlerine göre sınıflandırmak mümkündür. Vadelerine göre mevduat hesaplarına baktığımızda vadesiz mevduat, vadeli mevduat ve ihbarlı mevduat olmak üzere üç başlık altında ele alındığını görmekteyiz. Yine mevduat sahiplerinin kimliklerine göre tasarruf mevduatı, resmi kuruluşlar mevduatı, ticari kuruluşlar mevduatı, bankalar arası mevduat ve diğer kuruluşlar mevduatı şeklinde gruplara ayrıldığını görmekteyiz. Açılan mevduatın para birimine göre ise Türk lirası mevduatlar, yabancı paralı mevduatlar olarak iki alt başlıkta incelendiğini görmekteyiz. Verilen faizin niteliğine göre ise değişken faizli mevduatlar, sabit faiz mevduatlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Mevduat sahibinin yerleşim yerine göre baktığımızda ise yurt içinde yerleşik mevduatlar ve yurt dışında yerleşik mevduatlar olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Verilen faizin ödeme dönemlerine göre ise bir aya kadar vadeli mevduat, bir aydan üç aya kadar vadeli mevduat, 3 aydan 6 aya kadar vadeli mevduat, 6 aydan bir yıla kadar vadeli mevduat ve bir yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar şeklinde alt başlıklar halinde gruplandırılmıştır. Bankalar gerçek kişiler dışında değişik kanallardan da mevduat toplayabilirler. Bu mevduat türleri ise resmi kuruluşlar mevduatı yani devletin kendi kurumlarından bankalar yapmış oldukları mevduat bankalarda oluşturma, oluşturmuş oldukları mevduat hesapları ticari kuruluşların bankalar nezdinde oluşturmuş oldukları mevduat hesapları yine diğer kuruluşların bankalar nezdinde oluşturdukları mevduat hesapları ve son olarak ise bankalar arası mevduat şeklindedir. Tasarruf mevduatının tanımına bakacak olursak gerçek kişilerin tasarruf amacına yönelik olarak bankalarda açtıkları hesaplardır. Tasarruf mevduatına ilişkin belli başlı temel işlemler aşağıdakilerden oluşabilir. Bunlar hesap açılması ve hesaba para kabul edilmesi, hesaptan para ödenmesi, başka bir şube tarafından para kabul edilmesi, başka bir şube tarafından para ödenmesi, hesaba faiz tahakkuk ettirilmesi tahakkuk eden faizden gelir vergisi kesintisi, hesabın kapatılmasından oluşmaktadır. Örnek bir hesap açılması ve hesaba para kabul ile ilgili e, örneğimize bakacak olursak, örneğin müşteri Ahmet Bey 100 TL yatırmak suretiyle vadesiz tasarruf mevduatı hesabı açtırmış olsun, buna ilişkin muhasebe kayıt işlemleri e, şekilde de görüldüğü gibidir. Yine müşteri Ahmet Bey hesabının bulunduğu şubeden 500 TL çekmek istemiş ve kendisine gereken belgeler imzalatılarak vezne kanalıyla istediği miktar ödenmiştir. Muhasebe kayıt işlemleri de aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Bankaların bir başka kaynak sağlama aracı merkez bankası işlemleridir demiştik daha öncesinden. Merkez bankasından kredi sağlama işlemi genellikle iki yolla gerçekleşiyordu. Bunlardan birincisi müşteri senetlerinin reskont'a verilmesi, diğeri ise avans kredi kullanılması şeklindeydi. Yine bununla ilgili bir örneğimize bakacak olursak bir banka şubesi X anonim şirketine 200 bin TL tutarında kısa vadeli ticari kredi açmış ve müşteriden 360 gün vadeli nominal değerli senet almıştır. Senedir reskont kredi sağlamak amacıyla Merkez Bankası'na ciro ederek vermiştir. Merkez Bankası şubeye bu senetler karşılığında 180 bin TL reskont kredi sağlamıştır. Senetler Merkez Bankası'na teslim edildiğindeki kaydı gösterelim. E, ee, senetler Merkez Bankası'na teslim edildiğinde aşağıdaki muhasebe kayıt işlemleri yapılarak işlem sonuçlandırılır. Mevduat muzam karşılıklarına bakacak olursak Bankalar topladıkları mevduatın belirli bir kısmını, hepimizin bildiği gibi merkez bankası kanununa göre mevduat Muzam karşılığı olarak merkez bankasına yatırmak zorundadır. Merkez bankası da bu mevduat Muzam karşılıklarına e, belirli süre boyunca faiz ödemektedir. Yine e, bu karşılıklar hem Türk lirası mevduat için hem de yabancı para karşılığı mevduat için de yapılabilmektedir. Evet arkadaşlar ikinci ünitenin sonuna geldik. Bir sonraki ünite olan üçüncü ünitede kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi konusunu işleyeceğiz. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.